Hayırlı günler. Ben neredeyim? Mutfaktayım. Her zamanki gibi mutfağa geldim yine. Ne yapacağım? Kafamda bir sürü plan var yapmak için. Hepsini de hazırladım. Önüme koydum lazım olacakları. Şimdi gidelim havuçlarımı soydum. Dilim dilim yapacağım ben bunları. Şöyle çok ince dilim yapmayacağım ama. Haşlamaya atacağım. Ben sevmiyorum böyle rendelenmiş olarak yapıyorum ya salatayı. Çok sevmiyorum. Şekerli gibi oluyor. Bir tanesi fırladı yere her zamanki gibi. Çat çat doğrarsın. Olacağı bu. O yüzden şunu kullanayım diye düşündüm. En azından buraya tepsiye düşer. Evet, çök bu tarafa. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah gününüz iyi geçiyordur. Allah hamdolsun bizim güzel geçiyor. Fatoş geldi. Çay içiyoruz bir taraftan. Fatoş şimdi Yusuf'u uyutmaya çalışıyor. Yemeğini yedirdim. Esra'yla Yunus da Sari'yi sinemaya götürdüler. Çok mutlu oluyor. Annesiyle babasıyla gidince. Gerçi babası da götürüyor tek başına da. Ama ikisi de olunca daha mutlu oluyor çocuk. Bir değişik bir mutluluk yakalıyor. Olsun canım bizim yapmadıklarımız onlar yapsınlar. Ama her şey saygı çerçevesinde tabii ki. Yine de söylüyorum. Saygı çok önemli çocuklarımıza. Şöyle tenceremi çıkardım. Hemen haşlamaya atacağım bunu. Bunu biliyorsunuz haşlıyorum. Ben güzel soğutuyorum ama. Sıcak sıcak olmaz. Süzüyorum, soğutuyorum. Yumurtayla un tavada şeyde tabii tavada kızartıyorum. Çok da güzel oluyor. Sarımsak yoğurt yapıyorum üstüne. Şöyle acil tarafına koyalım. Bu haşlansın. Soğumaya bırakacağım onu çünkü. Şuna da tavuk ciğerim var biraz. Bir paket aldım. Yani biraz dediğim bir paket aldım. Fazla ihtiyacım yok. Niye bir paket aldım? Pilava koyacağım diye. Şöyle süzmeyi bıraktım. Onu paketten çıkarıp yıkadım içeri. Ben marketlerden almıyorum bu tarz şeyleri. Benim kasabım var. Günlük getiriyor. Biliyorum her zaman çünkü bulunmuyor orada. Günlük olduğunu oradan daha iyi biliyorum. Azıcık sıvı yağ. Bunu kavurmaya atacağım. Bunun içine direkt doğrayayım. Bunu çünkü önden pişmesi lazım ki pilava karıştırayım. Pirinç pilavına. Yüreği de var ama yüreğini koymayacağım. Ama kavrulsun yüreği de. Ayırırım. Bir ara yüreğini de ayrı satıyorlardı. Böyle paketlere koymuyorlardı. Bu pek öyle şeyler satmıyor çünkü. Günlük getirdiği için. Gerçi bu kadarı yeter pilava da. Şimdi hepsi kavrulsun. Aradan çıksın aynı tavadan. Bir daha onunla uğraşmayayım. İçinden çıkarırım. Öksürüğüm dur tutmasa beni ne iyi olacak.
Kenan yani yoruluyor mu artık? Yoruluyor. Öksürmekten yorulur mu insan? Öksürmekten yoruluyorum. Doğradın mı? Yıkanmıyor bu, çok sulanıyor. O yüzden bütün yıkadım bunu. Dedim bugün değişik bir şey yapayım. Fatoş falan hep birlikte yeriz. Ödüymüş. Kaç tane? 4, 5, 7, 8 tane şeyi var. Yüreği var. Var yürekli vay. Yok ben buna koymayayım o yüreğini. Ayrı yapayım. O tavayı. Şurada bu kablosunu güzelce pişsin. Bu yüreğini çıtırdatırım. Tavada una batırıyorum. Çok güzel oluyor bu yürek. Az ama olsun. İkişer tane tabağın kenarına koyarım değil mi? Değişik olur. Üşenmedikten sonra her şey olur. Ama şöyle yarayım. Uyuttun mu Fatoş? Sesi sola çıkmıyor Fatoş'un. Uyumuş olabilir bizim erkek. Bir bakarım şimdi. Uyuduysa yerine kaldırayım onu. Şöyle şu tarafların atılıyor biliyorsunuz. Üstünün derisi zaten çıkıyor kendiliğinden. Doğrarken bak. Yüreği de çok severim kızartmasını. Çok çıtırdar ama sıçrama yapar. Kapak kullanırım buna. Aşırı sıçrama yapar bu. Nereden biliyorum? Bir kere gözümü çıkaracaktım. Neredeyse. Yine kedilerime, köpeklerime yemek çıkıyor. Şöyle. Çetindir de ama ne? Şu çiğin altını kapatıyorum kısık. Kapa şey bulmam lazım, kap bulmam lazım. Şey nerede acaba? İçi. Daha çok çıkar çünkü ona. Sabunluyum şunu yine lazım çünkü. Şöyle bekleteyim biraz. Çocuğu götürdüm. Uyumuş. Şunları da sabunladım bu arada dedim. Hiç videonun önünde su sesi yapmayayım.
şey, Fatoş'u uyutmuş vallahi. Böyle ters çevirmiş kıçına kıçına, elliye elliye. Böyle bıra bıra. Şöyle şey yapacağım ya, Amerikan salatası yapacağım azıcık. Ha, şeyimi de çıkarayım. Mercimeğimi de çıkarayım. Aa, mercimeğim de var. Şöyle iki tane şey koyayım. Salatalıktan koyayım. Bazen koyuyorum Amerikan salatasına, bazen koymuyorum işte kafama göre. Varsa atıyorum, yoksa ne ona ne bize. Taş telefonla konuşuyor, şimdi gelir. Demin çocuğa bakıyordu, gelmedi. Benim canım şey istiyor ya, atom istiyor. Bilmiyorum ki öksürüğümü azdırır mı? Canım da istiyor az bir şey. Atom yapsam değil mi? Yine tezgahın içine atacağız. Buna ne koyuyoruz? Mayonez, süzme yoğurt. Az bir şey süzme yoğurttan koyacağım buna. Buna fazla kaldırmaz. Mayonezi bol olsun. Şöyle ezmeden garnitürümü. Valla çocuk uyurken rahat rahat. Gerçi Fatoş bakar. Yaparım. Çocuklar salatayı da seviyorlar ya, üstüne de koyayım şöyle salatadan da. Sari hele bu salataya bayılıyor. Süs yapacağım. Bazen hoşuma gider. Evet. Şöyle. Yer yok ya. Fatoş da getirmiş kuru yemiş. Şekerleme. Veya kız bir şeyler getirmiş. Şunu şuraya. Yazın olacakları. Yine çalkalamak zorunda. Yıkamak zorundayım. Allah'tan diyorum, çeşmelerimize sıcak su, sabun bol. Hemen yıka. İkinci kabı kullan. Ya
Bunu bunda karıştırayım. Yeter mi acaba? Yeşillik ekleyeceğim. Mısır ekleyeceğim. Nane, maydanoz yıkadım buraya ayırdı. Bu küçük gelir. Bir kaba. Şu ciğerimde bir taraftan kıstım altını. Güzel pişti. Havucum haşlanıyor. Bir kaba koyayım en iyisi. Şu beyaza da koysam olur. Çünkü bol koymam lazım. Canlar nasılsınız? İyisiniz? Allah'ım tek dileğim duam, inanın bereketli bir yıl olsun. Kazaların belaların olmadığı bir yıl Allah'ım getirsin. Ha, özel bir şey yapıyor muyum? Yapmıyorum. Yemek, biz pazar günleri zaten ya tavuk pişiriyoruz ya ciğer. Yavuz çok sever çünkü ya göğüs kavuruyoruz. Bugün de fotoş var. Dedim elimdeki günlerle güzel bir salata yapayım bakalım. Bakalım nasıl olacak. Bir şey değilmiş ve nanenin dibiymiş. Yıkadım çünkü. Taze soğan, nane, maydanoz. İki tane turşu doğrayayım buna. Ya da hiç doğramayayım turşuyu. Mısır atacağım ya. Süs olarak koyayım üstüne. Yemek isteyen yesin. O ne olur mu? Olmaz da. Bir sürü yeşillik. Akşam Yunus da yedi bunu. Seviyormuş. Mercimek salatasını. Unutuyorum ya. Ben de yaptığımı unutuyorum açıkçası. Yiyordu doğru çocuk her yaptığında. Çok sık yapmıyoruz bunları biliyorsunuz. Dedim seviyor muydun? Annem seviyordum ya dedi. Unuttun mu? Aman dedim annem unutuyorum işte. Mercimek salatası vitamin. Et değerinde zaten. Şöyle biraz tabağına bakayım. Ziyanetli hepsini günde kullandım. Kırını yakmamışım. Kırını yaktım geldik. Mısırımı yıkadım. Nar da koyabilirsiniz.
Almadım ama ben şimdi bu hafta nar alırım bol bol. Çünkü biraz diyet yapmam lazım narlı. Narlı diye şöyle mısırlı. Yer kalmamış, yer kalmamış. Vallahi yer kalmamış. Havucum gerçi daha şey olmamıştır da şekerini salması lazım. Bir 3-4 dakika daha. Şuna bütün koyayım. Çocuklar seviyor şöyle. Kenarlarına yeşil, kırmızı, sarı, mısır. Şöyle rengarenk. Onunla ne yapacağım tahtayla? Şimdi düşünüyorum. Tahtayla şeyler yapabilirim. Ama ne yapabilirim? Buna bir tane kuru soğan şöyle soydum. Rendeledim. Çok abartılı değil. Zaten dibi de çürükmüş. Makineye atarım. Kokar. Kalsam lazım olursa şimdi. Biraz beklemem lazım. Havuçlar bitsin. Ondan sonra devam edeceğim. Evet. Evet. Evet, istemiyoruz. Kıyma Niye kıyma? getirmiş, kıyma Evet, getirmiş. kıyma getirdim. Tepsi kebabı yapacağız. Hatay usulü. Ama ben bugün çok yemek yapacağım için, Gerek yani yok yani bugün çok yapmaya. derken tavukla pilav zaten çok, salatayı da koydun mu? Aynen. Bir daha bilmiyorum, hapoyuzluğuna gerek var mı? Bugün için gerek yok bence. Ha, çok acıkırız. Tabii ben gece yarılana kadar. Belki geç saatte yapabiliriz. Ha, senin olunca oturuyorum. Normalde ben yatıyorum erkenden. Evet. Erkenden yatıyorum da yatağın içinde film izliyorum. Kız kandırdım seni. Biliyorum, biliyorum. Pek seversin öyle takılmayı. Evet. O zaman çekiliyorum. Arada bir Yunus gelir. Kuru soğanımı rendeledim demin gördünüz. Havucumu da haşlamış oldum. Bu kalsın soğumaya. Şöyle sıvı yağ. Ben de izliyorum. Bu arada hanımefendi. Şöyle göz kararı her zamanki gibi. İçine biraz da tereyağı atacağım ama. Et de sıvı yağ yapmayacağım. Şöyle azıcık daha atayım. Evet. Ne yapalım bunu? Atalım ayrısımıza. Evet. Fırlatalım, atalım ayrısımıza. Fırlatalım ayrısımıza. İçine ben şimdi bunun da fıstığı da döküyorum. Kavrulsun soğanla fıstık. Şöyle dolma fıstığı. Ne kadar pahalı ya, paket küçücük bir damlacık alıyoruz. Olsun, nefsimizi körlüyoruz ya. Yeter. Çok bile. Yani. Adam olana çok bile derler ya. Aynen. Bunu güzel. Şununla karıştırabilirim. Evet. Çünkü ciğer karıştırdım onunla. Bir sakıncası yok. Ciğer de atacağım içine. Ciğer de mi konuluyor içine? Ciğer koyacağım. Tavuk ciğeri ben koyuyorum. Bir de kuş üzümü. Böyle suya yatırdım. Onu da süzeyim. Evet. Ondan sonra tarçını, tuzu, şekeri. Değişik bir şey. İzleyeceğiz bakalım nasıl bir şeymiş yani. Karabiberi. Göreceğiz. Azıcık nanesi. Nane şart. Tarçın, karabiber. Karabiberi de koklasaydın ya. He, onu koklasaydım.
Evet, onu da kokmasaydın. Ay, buluşa kaç tane kaşık koymuşum biliyor musun? Bilersin. Kaç tane? İki tane mi? Üç tane. Maşallah. Meraklı kadınım ya. Evet. Kavrulsun. Şu ciğerimi şu tarafa alayım, soğudu. Şimdik. Bunu da atabilir mi kızartmaya? Havucumu da bir tarafta. Ben bilmem, ben hiç pilavı yapmadım yani. Şimdi yaptım desem yalan olur yani. Yalan, yalan. Aşçı değilim ben. Hani güncel normal yemekler yapardım. Ay, ben aşçı mıyım kız? Evet, sen bir nevi aşçıya dönüşmüşsün artık. Şimdi şöyle yapalım. Bunu kurulayalım. Yumurtaları. Alabikeyim. Oradan oraya, oradan oraya. Çok kap çıkartmayayım diye bunları yapıyorum he. He. İki tane yumurta atacağım. Tuz serpeceğim içine. Yumurta neden? Havuca. Ben şimdi havuç mevzusunu da anlamış değilim. Sen dur belimi yıkayayım yumurtalarda. Havuç menüsüne daha girmedim değil mi? Evet. Ben şimdi onun malzemesini de hazırlıyorum bir tarafta. Şimdi havuç şeyin içine mi girecek, girmeyecek mi? Onu merak ediyorum. Neyse. Pilavın içine. Yok kız. Havuçla pilav ne alaka? Peki şimdi havuçla yumurta ne alaka? Kolayı çözemedi şimdi. Bak tuz atayım biraz. Yumurtaya batırıp da mı kızartacaksın havucu? Ne alaka? Ben kaç çeşit yemek yaparım burada tezgahın üstünde biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Sen bana azıcık bir un versen. Nerede un? Un nerede? Kapının arkasında bardakla vereceksin. Bardak var içinde. Bak bu havuçları içine atıyorum böyle. Ha şurada. İki tane yumurta rahat rahat itti. Emsi. Ben bu arada ne yapıyorum? Azıcık da ciğerlerimi kavurayım Allah. Oo çok olur o. Sen alacağına al. Oo. Al bakalım yavrum. Tamam yavrum. Oğla yeter. Şuradan ciğer de atıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Erkek çocuklarının uyutmanın en zaaflı noktaları neresi biliyor musun? Uyutmanın. Sırtlarına masaj yaparak uyutmak. He. Müthiş derecede hasta oluyorlar öyle. Herhalde. Mayışık kalıyorlar. Yusuf'umu da öyle yaptın herhalde. Evet, birazcık öyle yaptım Yusuf'cuğu da. O şekilde uyuttum. Hoplayıp zıplamak istedi kucağımda. Ama dedim yok canım yok. Seni şimdi hoplatamam, yemek yedim. Evet. Her şeyi çıkartmanı istemiyorum meydana dedim. Çıkarır çıkarır, anında çıkarır. Evet. Şurada kalsın. Normal bir tava çıkarayım. Şimdi yumurtayı çırptı, tuzuna attı, havuçları haşladı, yumurtanın içine attı. Yağ çıkarttı, una batırıp batırıp kızartacak herhalde. Evet. Görünen köy o. Evet. Kılavuz şöyle emsin. Ne kadar emecek ki o yumurta fazla geldi ona şimdi. İki tane yumurta fazla mı geldi? Evet, bence öyle oldu birazcık. Doğru söylüyorsun ama yapacak bir şey yok. Bir tane koysam az geliyordu. Bir tane koysam az meze geliyordu. Tarzında bir şey mi oluyor bu? Valla ben bunu salata olarak... Soğuk meze olarak. Sarımsak yoğurt döküyorum buna. He, soğuk meze tarzında bir şey oluyor. Hatta bunu çalıştığım yerlerde yapardım. Havuç olduğunu anlamazlardı. Anladım ne derlerdi. Değil, kapattın ya. Kapattım, kısacağım diye. Gaz yok ya. Kapattım. Arkadaşlar, bugün beni görünce heyecan yaptı. O yüzden biraz eli ayağına dolaştı. Yok, ciğeri sonradan alsaydım o köpürttü. He. Öyle mi? Olsun, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, silicimi atayım, yakacağım altını. Bu arada Sevim'in yemeklerini tatmanızı isterim. Gerçekten çok güzel yemek yapar kendisi. O yüzden benim eve geldiğimi de eve sürmüyorum. Kurnazım ya. Bırakıyorum ona. Dönmeç ne istiyorsan onu yap. Canın istediğini yap. Ona göre yiyelim.
bakıyorum yapıyor. Sağ ol Allah'ın razı kendi pişiriyor, kendi yiyor, misal oluyor yani. Ama güzel bir şey, insanın arkadaşının evine gidip de özgürce bir hareket edebilmek güzel bir şey yani. Yani onu herkes kendine yapamaz. Kendine gibi yani. Harika bir duygu. Bunun mu az geldi? Küçük kağıt kadar yok, az yani. Değil. Ben onun hepsini deviririm. Ama bunun yağını ziyan etmem. Fazla mı bunun yağı? Evet. Bilmiyorum ben anlamam o şeyden. Bunun yağı fazla. Şimdi ben tuzunu kırılmasın atayım. Pirinçler kavrulurken tuzunu atarım. He. Kırılmasın pirinç. Anladın mı? Kavrulurken tuz atmazsan kırılıyor mu? Öyle derler, bilmiyorum. Kırılıyor mu, dökülüyor mu, üzülüyor mu? Ben de bilmediğim için soruyorum yani. Öyle derler. He. Şimdi tuzumu atacağım. Üzümümü de attım, kuş üzümü, fıstık, ciğer. Aa, bir damlacık da ben buna şey atıyordum, salça. Salça mı? Çok az ama koymuyorum hadi. Bu sefer koymuyorum. Böyle kaşığın ucuyla birazcık da salça atardım normalde. Hmm. Ama koymuyorum bu sefer. Zorlamayın, koymuyorum. Tamam, koyma. Ne diyelim yani? Bunları en son atacağım bebeğim. Baharatları şimdi koymayacağım. Değil mi? Tamam. Bu yumurta kokar, bunu makineye atıyoruz artık. Burada sabun varım, orada bir şeye kullanırsam. Ne alırım? Karabiberini, tarçını atabilirim biraz. Belki bu sevmeyebilirsin yani, damak tadına tutmayabilir bak. Herkes bu üzümlü pilavı sevmez. Benim için sıkıntı yok. Ben hatırlıyor musun? Kemal bahsetmişiz ziyarete gittiğimizde, hatırladın mı? He. Bu pilavda. He. Üzümlü pilavını. Çünkü o annemi yememişti. Evet. Havalara girdi bugün. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bol olsun. Yer değiştireceğim. Şu tarafa alacağım da onu. Kısık ateşte yapacağım. Aynen. Demlensin. Ondan sonra karabiberini atarım. Nanesini atarım. Suyu az kala. Aynı yere koyayım ki unutmayayım. Buraya. Bunu da yapmayacağım, öbürkünü de yapacağım. Yağı çok bunun. Patates tavası. Ziyan etmeyeyim o yağı. Anladın? Anladın. Anladın. Anladığın kadarını anla. Anlamadığını paket yap. Anladım, anladım. Bulabilirsem onu da. Aşağıda kulp görünüyor ya. O ızgara kulpu. He. Izgara kulpu. Şunu kapatayım. Izgaralı mı? O da tava kulpu değil mi? Yok, ızgaranın kulpu. O büyük tava kulpu. Küçük tava normal büyütüm var. Niye yok burada? Öbür tarafımı koydu acaba. Ay terledim Esra, buraya koymuş. Şu. Başta baksaydın ki oraya. Ama hep tavalar orada. Esra arada bir yer değiştiriyor. Esra! Demek ki onu da oradan kullanmak kolayına geliyor. Kolayına geliyor. Ne kullanıyor ki buradan kolayına gelsin? Bana bak, ne kullanıyor, ne kullanıyor söyleyin. Ne kullanıyor söyleyin. Esra'cığım, dedikodunu yapacağız senin biraz. Müsaade var mı? Esra bir şeye müsaade etmez. Hmm.
Karışmaz da müsaade de etmez. He. Esra öyle şeyle karışmaz. İstediği evet, kadar dedik konusunu yap. Biliyorum karışmadığını. He. Çok da... Ama çok da değerli bir kız yani. Ne olursa olsun yani. Geçen yanlışlıkla şey dedi. O ben biliyorum onu demedi, onu demeyecekti. Neyse. Kendi bildiğimi yaparım ben dedi. Videodan sonra. Esra dedi sen farkında mısın ne söylediğini? Hani şey anlamında dedi hani... Açıklama yaptım ama yok yok dedim. Gerek yok. Ben biliyorum senin ne anlamında söylediğini. Ay siz ne derseniz deyin ben bildiğimi okurum. Hoca ne derse desin cemaat bir dini okur misali yapmış yani. He. Güldüm de. Şunu sabunlayacağım. Yine buna koyacağım. Sarımsak bir yoğurtumu. Ben sabunlayayım. Sen sıcaklığına gir. Öyle mi? Sıkkırıp sabunladım ben bir de. İşte böyle kendisi mutfağı değil mi etrafta kimse istemez. Şuradan iki sarımsak soyabilirsin. Bak. Nerede? Burada kutuda. Ben de Esra kutuya soydu da koydu sanıyorum. He. Annem de oraya hazırladım ben sarımsak diyor. Ben de dedim herhalde soydu da koydu. Topu dağılmış onu koymuş. Ya, koymuş kutuya işte kız ya. Kutuya koymuş hani. Tek tek almayayım aşağıdan diye. Evet. Aferin kızıma. İyi yapmış. Kaç diş? 3 diş. 4 diş. Diş de diş. Diş de diş. Bak bir yöntem daha öğrendik. Böyle plastik kaba koyduğun zaman çok rahat söylüyor kabuğu. Ya suya da koysan çabuk söylüyor. Üstüne vurduğun zaman. Ama ben çok rahat soyduğumu hissettim yani. Çok isterken yanında. Şimdi buna daha da rahat söyleyecek. Evet. Ben de vurduğunu öğrendim. Şimdi öğrendim. Çok onlar çıtır çıtır sizlerce. Ha. Havuç olduğunu anlamayacaksın. İlk defa yiyeceğim. Ama ben havuç olduğunu biliyorum. Nasıl olacak bu iş? İşte bir görmemen lazım benim hazırlarken. Göstermemem lazım. Ama o pilavımı komple sıfırlayayım. Ha. Şimdi ben ona baharatlarını atacağım. Tuzuna da bakmam lazım. Evet. Nanesini, karabiberini atacağım. İnşallah unutmamışım da ne atacağımı. Birisi sormuş Seyma abla senin yorumlara gelmiyor küstünüz mü diye. Gelmiyor muyum ben size yorumlara? Geliyorsun. Nereden çıktı? Ne bileyim ben öyle demiş o görmedi herhalde. He görmemi geç. Geçim. Yani o an hemen yapmayabiliriz. Evet. Yani çünkü çocuklar var şeyler demiş var. Seyma abla demiş küstünüz mü Seyma abla? Yok ya yok. Şimdi geldiğinden biz dedim, sonra küseceğim. Biz erken evet daha henüz erken. Demeyiz daha. Çok erken yani. Çok erken arkadaşım. Küsmek için zaman lazım. Evet. Biraz para bir kazanmaya. Bir de benim hata yapmam lazım. Büyük bir hata yapmam lazım ki senin bana kırılsın küssün. Yok. Para kazanman lazım. Ben de kıskanmam lazım. He. Kıskanıyor musun öyle şeyleri? Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Naneni atıyorum. Şöyle bir kaşık abartı değil. Karabiberim de aynı şekilde. Abartı yok. Allah'ım utandırma. Bayağıdır yapmıyorum pilava. Kul utandırır. Evet. Yanlış kullandım kelimeyi. Özür. Özür Sare'nin dediği gibi. Babaanneciğim özür dilerim diyor. Buraya bir şey almam lazım benim kavanozlarımı koymak için. Evet. Bu onlar olmuyor. Kaç kere düşürüyorum, kırıyorum, döküyorum. Nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Duvara monteli bir şey alman gerekiyor. Olmuyor, duvara olmuyor dedim. Niye? Duvara çakmak olmuyor. Var, duvara monteliler var, satılıyor ama bu duvara kullanamıyorsun. Anladın mı? Anladım. Anladım. Sen bir çocuğa bakmadın kapının aralığında. Seni kendi bilirim. Ben daldım gitme içeride. Evet. Buna süzme yoğurt şart. Çünkü biz yoğurtlar biliyorsunuz. Akıyor gidiyor.
kaymağımız vermiyor. Şöyle. Ay o vücut dinlendi ya. Bizler gibi uyuyor. Değil mi? Tabii. Yanına neyini attım? Tuz. Yumurtasını attım. He, o zaman bunu hazırlayayım. Yoğurduna değil mi? Evet. Bir şey zaten yap. Tadına bakarım. Tuzlu olursa yemem yani. Yok. Rahat ol. Tuzlu olmayacak. Şuna koyarım. O süre de ondan ona da koyarım. Şöyle. Tamam. Kocis salata yapmama gerek var mı? Hayır hayır. Kocis salata yapmışsın. Amerikan salatası, mercimek salatası. Yani. Bu da salata tarzı bir şey. Evet. Pilavımız. Fırında da tavuk attım. Şeylerde, müzikli lokantalarda soğuk mezeler deniliyor. Bu tür şeylere. Yani soğuk meze salata tarzında bir şey işte ya. He. Yani, evet. Alkolü yeri bahsetmedim ha. Alkolsüz yerlerde de öyle geçiyor. He. Evet. Ya atom midemden korkuyorum. Atom yapacaktım da. Atom ne? Şu benim kırmızı biberleri haşlıyorum. Ha. Sarımsaklı yoğurtlu mayonezle. Ooo güzel olur. Yer misin? Yapayım mı? Yok canım. Senin mideni hazırlamaya gerek yok. Mübarek gün. Şimdi yapacağız. Bugün ondan mübarek gün yeni sene. Doğru söylüyorsun. Yeni sene Mekke'nin de şey olduğu için. Yarın da Mekke'nin. Evet. Şeyi anlamadım ben yalnız onu soracağım sana. Neyi? Bir kız ismi var. Ayın 30 düğünde çıkın 00 bağırın diyorlar. O konuyu anlamadım ben. Ne diye bağıracakmışız? O kızın ismi internette dolaşıyor da. Görmedim. Onu anlamadım, konuyu anlamadım. Şöyle kıpkırmızı oldu. Evet, nargile kızardı. Hı. Niye alıp alıp bırakıyorsun? Hayır zorlama kendini, rahat ol. Duman niye bu kadar etkiliyor beni? Dokunuyor işte. Çok çabuk etkiliyor. Şurayı hafiften aralıklarsan. Oradan gözükmez diye. Yok gözüküyor. Hem bak yağımı ziyan etmedim patates evet, yağımı. Evet, evet. Ya akıllı karayın ya. Tıpkı şey ya. Gibi oldu, karnabaharı kızartmasını yapmış gibi oldu yani. Yumurtalı yapıp kızartıyorlar ya karnabaharı. Yani o çok ağır oluyor ya evet. Karnabaharda. Onu yapmıyoruz artık. Eskiden çok yapardık. Aynen. Üstüne de sarımsaklı yoğurt döküyorduk. Onu biraz sulandırsa mıydın? He. He, koyu mu olacak? Akışsın o kendi. He. Öyle olsa normal yaptığım mayaladığım yoğurttan koyarım. He. Bunun özelliği katı yoğurt olacak. Onu ona, onu ona. Aynen. Ondan sonra makineye geçerim. Şuraya küçük yere koyacağım bir de bak. Daha küçüğünü. Demleme. Bu pilavı kapattım bile. Bu yoğurdu da mı sen süzdürdün? Yok onu ben süzdürmedim ya. Ama bundan sonra ben süzdüreceğim. Evet yaptığın yoğurttan süzdürme yapabilirsin yani. Öyle. Sarımsağı tuzu tam dengeli olmuş. Sarımsağı. O yaptı tuzu. Ben lezzetine baktım. Şimdi küçük tavada buna un koyacağım tuzla az bir şey. Un istiyorsun galiba. Küçük tavada. Az bir şey. Buyurun. Tamam.
Bu yürekleri ben ziyan eder miyim? Kesinlikle hayır. Yani. Para veriyoruz ya Allah'ım. Kalsın yarın da yeriz. Ertesi gün de yeriz. Ne var? Bereket yani bereket. Azıcık şurada kızartayım bunları da atayım. Tamam. Tuz attın mı? Attım. Tuzunu attım. Şöyle bunu kıstım. Şunu yakayım 2 dakika onu da kızartayım. Bu çok kıtırdar biliyor musun Fatoş? Evet. Bir kere gözüm çıkıyordu benim bunu yaparken. Kızartırken. Ha, bir sıçradı artık kapağı kapalı yapmaya başladım o tarihten sonra. Ne yapayım bacım ne yapayım? Yani. Dur bak şimdi. Çok cızırdamadan ben atayım bunları. Çıkan bulaşıklar da makineye. Tam bir tavalık oluyor bak. Evet. Bunu da koydum mu tamam. Hop. Hop 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 hop. Makine. Dönüyorum dönüyorum şey gibi pervane gibi. Fark ettin mi? Evet. Pervane gibi dönüyorum. Onu da kızartayım. Canlarım benim inşallah çok uzun olmamıştır video. Ama pilavımı sofrada gösteririm. Bayağı uzun olmuş. Sofrada gösteririm. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı seneler diliyorum cümlemize. Cümlemize. Allah'ım yeni yılda inşallah güzel şeylerle karşılaşırız. Kilicik kapıda camda koydum kapıya. Savaşsız, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yeni yıl diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.